Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Die Preise. Die Preise ne demek arkadaşlar? Fiyatlar demek. Bu dersimizde çeşitli ürünlerin fiyatlarını soracağız ve bunun Euro karşılığını biliyorsunuz Almanya'da ve Avrupa ülkelerinde çoğunda ne kullanılıyor, hangi para birimi kullanılıyor? Euro kullanılıyor. Bunları söyleyeceğiz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar fiyat sorarken yukarıda görmüş olduğunuz maviyle yazmış olduklarım var. Bakın was kostet denildiğinde bir ürün kastedilmiş oluyor. Dolayısıyla was kostet'ten kasıt bir adet bir şey varsa bu şekilde sorulabileceği gibi bakın ikinci alternatif olarak wie viel kostet de diyebilirim. Demek ki ben bir adet bir üründen bahsederken was kostet şeklinde sorabileceğim gibi wie viel kostet şeklinde de sorabiliyorum. Söz gelimi bir şişe ne olabilir? Maden suyu diyecek olursam was kostet şeklinde sorabileceğim gibi wie viel kostet şeklinde de sorabiliyorum. Ancak bu maden suları değil mi? İki şişeyi kapsıyorsa ya iki ve daha fazlaysa was kosten şeklinde sorabiliyorum ya da wie viel kosten şeklinde demek ki birden fazlaysa was kosten ya da wie viel kosten şeklinde ne yapmış olabiliyorum? Sorabiliyorum değil mi? Şimdi ilk örneğe bakalım arkadaşlar. Das Brötchen, das Brötchen arkadaşlar sandviç ekmeği şeklinde ekmekleri kastetmiş olduğumuzda das Brötchen kapsamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla ben bir adet sandviç ekmeğin fiyatını soracağım. Bakın burada 0,20 ile ifade edilmiş. Bunun anlamı arkadaşlar 20 cent. Demek ki 20 cent Almanca'da neydi arkadaşlar? Şöyle sayılar konusunu bir hatırlayalım. 20 neydi? 20. Dolayısıyla cent bakın 0,20 dendiğinden dolayı değil mi? Ne olacak? 20 cent kapsamında 20 cent diyeceğim. Ancak öncesinde bir bakalım. Sandviç ekmeğin fiyatı ne diye soracağız. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Yukarıdaki was kostet ya da wie viel kostet şeklinde sormam gerekiyor. Dilerseniz was kostet şeklinde bir adet olduğundan dolayı değil mi? Was kostet, evet bir sandviç ekmeğin fiyatı nedir diye soralım. Ne diyeceğim? Was kostet ein Brötchen ya da wie viel kostet ein Brötchen ikisi de olabilirdi. Was kostet ein Brötchen? Bir sandviç ekmeğin fiyatı nedir diye soruyorum. Evet Almanya'da da bu fiyatlar tabi burada yazmış olduklarım arkadaşlar gerçek fiyatlara yakın şeyler ancak kimisinde 15 cent olabileceği gibi kimisinde 30 cent olabiliyor. Dolayısıyla evet burada bir ortalamadan gittim. Diyelim ki bir sandviç ekmeğin fiyatı 20 cent demeyi şu boşluğu bir doldurmayı deneyelim. Ein Brötchen kostet neydi? Az önce de söyledik 20 cent öyle değil mi? Dolayısıyla ein Brötchen kostet ne diyecekmişim demek ki? 20 cent. Değil mi? Demek ki bir sandviç ekmeğin fiyatı 20 cent derken ein Brötchen kostet 20 cent diyecekmişim değil mi? Demek ki sorumuz neymiş? Was kostet ein Brötchen? Ya da wie viel kostet ein Brötchen? Ein Brötchen kostet 20 cent değil mi? Tabi burada arkadaşlar 20 ya da 20 her ikisi doğru. Kimisi 20 diyebileceği gibi kimisi 20 diyebilir. Her ikisi dediğim gibi doğru. Bunları zaten ayrıntılı şekilde sayılar konusunda görmüştük değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Soru cümlesine bakalım. Bakın burada diese Schuhe denilmiş. Diese Schuhe burada demonstratif durum var. Bunu da ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Bu ayakkabılar denildiğinde demek ki diese Schuhe sorusunu sormam gerekiyor. Burada çoğul olarak değerlendirmem gerekiyor değil mi? Bu ayakkabıların fiyatı nedir denildiğinde dolayısıyla çoğul olduğundan dolayı ne yapacağım? Ya bunu ya da bu yapıyı kullanmam gerekiyor değil mi? Dolayısıyla ne diyebilirim? Was kosten diese Schuhe diyebileceğim gibi Wie viel kosten diese Schuhe de diyebilirim. Dilerseniz Wie viel kosten diyelim. Değil mi? Ne diyecekmişiz demek ki? Wie viel kosten diese Schuhe sorusunu soracağım değil mi? Wie viel kosten diese Schuhe? Bu ayakkabıların fiyatları nedir gibilerinden değil mi? 79.90. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. 79.90 derken öncelikle ne diyecekmişiz demek ki? Diese Schuhe kosten diyeceğiz. Orası tamam. 79.90 derken arkadaşlar 79 değil mi? 79 neydi? 79 idi. Euro 90 diyeceğim. Demek ki 79 değil mi? Neymiş 79? Bunu görmüştük zaten. 79 demekti. Sonra para birimini getireceğim. Euro değil mi? 79 Euro denildiğinde 79 Euro. Ama 90 senti de var. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne olacak? 79 Euro 90. Tabii buraya bundan sonrası için sent desek de olur, demesek de olur. Bunu parantez içerisinde bırakabiliriz dilerseniz. Dolayısıyla bu ayakkabıların ederi değil mi? Diese Schuhe kosten 79 Euro 90 Cent. Senti dediğim gibi devre dışı da bırakabiliriz. Desek de olur, demesek de olur. Demek ki bu ayakkabıların fiyatı nedir, ederi nedir diye sorarken Wie viel kosten diese Schuhe sorusunu soruyoruz. Diese Schuhe kosten 79 Euro 90 cevabını almış oluyoruz. Dediğim gibi sente kullansak da olur, kullanmasak da olur. Ama şundan emin olun arkadaşlar, Almanya'da belki de ekonomilerin çok önemli olmasının sebebi de o olabilir. Tek bir sentin bile mutlaka hesabı soruluyor. Dolayısıyla onu da şey yapmayalım, onu da göz ardı etmeyelim. Üçüncü soruya gelelim arkadaşlar. Eine Flasche Mineralwasser. Eine Flasche bir şişe demek arkadaşlar. Mineralwasser doğal maden suyu demek arkadaşlar. Güzel ülkemiz Türkiye'de de doğal maden suları içiliyor. Ancak Almanya'da daha bir içiliyor arkadaşlar. Çünkü su denildiğinde hani su istiyorum dediğinizde mutlaka doğal maden suyu geliyor. Mutlaka Stillwasser demeniz gerekiyor ki hani bildiğimiz çeşme suyu ya da doğal duru su mu deniliyor değil mi? Duru su deniliyor sanki. Su Stillwasser şeklinde karşınıza gelsin. Dolayısıyla siz su istediğinizde direkt Mineralwasser gelebilir. Ancak bundan emin olun çok sağlıklı bir su, doğal maden suyu. Demek ki o Mineralwasser kapsamındaymış. Şimdi eine Flasche Mineralwasser denildiğinden bir şişe doğal maden suyu kapsamında olduğu için ne olacak arkadaşlar? Üst taraftakiler olacak değil mi? Çünkü bir şişe doğal maden suyun fiyatı nedir derken değil mi? Was kostet ya da wie viel kostet sorusunu soracağım. Az önce was kostet demiştik. Dilerseniz wie viel kostet diyelim. Evet, bir şişe doğal maden suyunun fiyatı nedir diye soralım. Neymiş? Wie viel kostet değil mi? Wie viel kostet eine Flasche Mineralwasser? Evet. Ne kadar, kaç centmiş arkadaşlar bakın burada? 19 cent değil mi? Ne olacak? 19 neydi şöyle bir hatırlayalım. 19 değil mi? 19 cent. Dolayısıyla eine Flasche Mineralwasser kostet ne olacak? 19 cent diyeceğim değil mi? Demek ki 19 Cent. Evet. Eine Flasche Mineralwasser kostet 19 Cent cevabını almış oluyoruz. Sorumuz neymiş? Wie viel kostet eine Flasche Mineralwasser? Eine Flasche Mineralwasser kostet 19 Cent cevabıymış. Değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Was kostet ein Brötchen? Was kostet ein Brötchen? Ein Brötchen kostet 20 Cent. Ein Brötchen kostet 20 Cent. Wie viel kosten diese Schuhe? Wie viel kosten diese Schuhe? Diese Schuhe kosten 79,90 Euro. Diese Schuhe kosten 79,90 Euro. Wie viel kostet eine Flasche Mineralwasser? Wie viel kostet eine Flasche Mineralwasser? Eine Flasche Mineralwasser kostet 19 Cent. Eine Flasche Mineralwasser kostet 19 Cent. Sıradaki örneğe bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Ein Kilo Birnen. Evet, güzel Türkçemizde de değil mi? Aynı birim kullanılıyor. Birnen neydi arkadaşlar? Bunu meyveler konusunda görmüştük. Birnen armutlar demek değil mi? 1 kilo armutlar der Almanlar. Ancak güzel Türkçe'de ne deriz biz? 1 kilo armutun fiyatı nedir diye sorarız değil mi? Ancak burada dikkate almamız gereken miktar. Yani 1 kilo olduğu için bunu tekil olarak düşünmemiz lazım. Dolayısıyla tekil olarak baktığımızda iki alternatif vardı. Neydi onlar? Was kostet ya da wie viel kostet değil mi? Dolayısıyla 1 kilo armudun fiyatı nedir? Ancak Almanca'da 1 kilo armutların fiyatı nedir deniliyor değil mi? Her halükarda 1 kilo miktara bakmam lazım ki ne diyelim? Dilerseniz wie viel kostet diyelim değil mi? Wie viel kostet 1 kilo Birnen. Evet. 1 kilo armutun fiyatı nedir? Bakıyoruz 3,90 € değil mi? Dolayısıyla 1 Kilo Birnen kostet. Ne diyeceğiz şimdi? 3 neydi? 3 € değil mi? 3,90 € değil mi? Dolayısıyla yazalım. 1 Kilo Birnen kostet 3,90 €. Bakın 90 değil mi? Ya da 90 de denilebilir. Cent. Kullansak da olur, kullanmasak da olur. Dolayısıyla 1 kilo armutun fiyatı, ancak Almanca'da ne dedik? Armutların fiyatı. Dolayısıyla 1 kilo Birnen kostet 3,90 €. Evet, sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Bakın burada zwei Dosen Cola demiş değil mi? 2 kutu kola değil mi? Dolayısıyla miktara bakıyoruz. Zwei Dosen denildiğine göre ne olacak? Çoğul olarak kullanmamız gerekecek. Bu çoğullardan hangisi olabilir? Was kosten ya da wie viel kosten. Demek ki iki alternatifimiz var. Dilerseniz was kosten'i kullanalım değil mi? Ne diyeceğiz o zaman? Was kosten zwei Dosen Cola değil mi? 2 kutu kolanın fiyatı nedir? Evet bakın burada gene sıfırla başlayan bir fiyat değil mi? 0,90 demiş değil mi? Dolayısıyla euro'yu telaffuz etmeyeceğim. Ne diyeceğim? Cent'i telaffuz etmem gerekecek. Ne diyeceğim? 90 neydi? 90. Dolayısıyla 90 cent. Cümle olarak baktığımızda zwei Dosen Cola kosten ne diyeceğiz demek ki? 90 ya da 90 Cent. Değil mi arkadaşlar? 2 Dosen Cola kosten 90 Cent. Soruya baktığımızda was kosten 2 Dosen Cola sorusunu soruyoruz ve cevap olarak da 2 Dosen Cola kosten 90 Cent cevabını alıyoruz ya da o cevabı veriyor da olabiliriz. Sonraki örneğe bakalım. Bakın cümlenin içerisinde bu soru cümlesi olabilir ya da bu bir olağan bir cümle olabilir. Artikel varsa burada ne yapmış oluyorum? Belli başlı bir şeyi kastetmiş oluyorum değil mi? Dolayısıyla der Pullover bakın burada ne diyorum? Bu kazağın fiyatı nedir diyeceğim. Dolayısıyla tekil olduğundan dolayı iki varyasyonum var. Nedir o? Varyasyon 1 was kostet ya da varyasyon 2 wie viel kostet, değil mi? Dolayısıyla bu kazağın fiyatı nedir diyecek olursak ne diyelim? Dilerseniz was kostet sorusunu soralım. Bu yapıyı kullanalım. Was kostet der Pullover. Bakın der Pullover için der Pulli de diyebiliriz. Bakın şu şekilde de kullanabiliyoruz. Der Pulli ya da der Pullover, ikisi de aynı şeye gönderme yapıyor. Kazak demek değil mi? Kazağın fiyatı ne? Bakıyoruz 50.90. 50.90 derken ne diyecekmişiz demek ki? 50 neydi? 50 euro değil mi? 50 euro 90 değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Der Pullover kostet ne diyecekmişiz demek ki? 50 biraz hatalı yazdım değil mi? Evet, hata yapabiliyor insan. 50 euro 90 cent. Evet, bu senti kullansak da olur, kullanmasak da olur. Demek ki bu kazağın fiyatı nedir sorusunun karşılığı neymiş? Was kostet der Pullover ya da der Pulli değil mi? Bu tekil olduğu için ne olacak? Was kostet ya da wie viel kostet de pekala olabilirdi değil mi? Wie viel kostet der Pullover, was kostet der Pullover, ikisi de aynı noktaya gidiyor. Dolayısıyla 50.90 derken 50 euro 90 cümle içerisinde kullandığımızda der Pullover kostet 50 euro 90 cent demiş oluyoruz değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Evet. Ein Hamburger. Bakın Ein Hamburger bir hamburger, ama der Hamburger deseydi tıpkı yukarıda olduğu gibi bu değil mi? Belli başlı bir hamburgeri kastetmiş olurduk. Ancak bir hamburgerin fiyatı nedir sorusunu soracak olursak ne diyeceğiz? Burada bir ürün söz konusu olduğundan dolayı değil mi? Yukarıdakini kullanmam gerekiyor. Was kostet ya da wie viel kostet diyebilirim. Dilerseniz ne diyelim? Wie viel diyelim. Ne diyeceğiz o zaman? Wie viel kostet ein Hamburger değil mi? Wie viel kostet ein Hamburger? Bir hamburgerin ederi nedir değil mi? 2.90. Evet, 2.90 ne olacak bu arkadaşlar? 2 euro 90 değil mi? Dolayısıyla ein Hamburger kostet ne diyecekmişiz demek ki? 2 euro 90. Evet. Demek ki ein Hamburger kostet 2 euro 90. Bir hamburgerin ederi 2 euro 90. Evet, cent deseydik de olurdu. Bu şekilde de bıraksak olur. Sorusu da neymiş? Wie viel kostet ein Hamburger sorusuymuş. Ancak was kostet yapısında pekala ne yapabilirmişiz? Kullanabilirmişiz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie viel kostet ein Kilo Birnen? Wie viel kostet ein Kilo Birnen? Ein Kilo Birnen kostet 3,90 Euro. Ein Kilo Birnen kostet 3,90 Euro. Was kosten 2 Dosen Cola? Was kosten 2 Dosen Cola? 2 Dosen Cola kosten 90 Cent. 2 Dosen Cola kosten 90 Cent. Was kostet der Pullover? Was kostet der Pullover? Der Pullover kostet 50 Euro 90 Cent. Der Pullover kostet 50 Euro 90 Cent. Wie viel kostet ein Hamburger? Wie viel kostet ein Hamburger? Ein Hamburger kostet 2,90 Euro. Ein Hamburger kostet 2,90 Euro. Sıradaki alıştırmayla devam edelim arkadaşlar. Evet, gene boşluk ve das Handy. Das Handy arkadaşlar cep telefonu demek. 100 Euro, evet 100 Euro'luk bir cep telefonu değil mi? Şimdi bu bir tekil durum söz konusu olduğu için hangisi olacak? Ya was kostet diyeceğim ya da wie viel kostet diyeceğim değil mi? Dilerseniz wie viel kostet şeklinde soralım. Cep telefonun fiyatı nedir? Wie viel kostet das Handy. Cep telefonun fiyatı ne? Değil mi? Önümde bir cep telefonu var ve onu gösteriyorum. Ve das Handy kostet, evet 100 Euro derken 100 neydi arkadaşlar? 100 ya da 100 değil mi? Dilerseniz 100 şeklinde yorumlayalım. 100 Euro değil mi? 100 Euro demek ki. Sorusu neymiş? Wie viel kostet das Handy? Cep telefonunun fiyatı nedir? Das Handy kostet 100 Euro. Cep telefonunun fiyatı 100 Euro'dur. Değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Die Bücher. Evet, das Buch neydi arkadaşlar? Kitap demekti. Peki kitaplar derken die Bücher. Değil mi? Şimdi 39.80 diyeceğim. 39 neydi arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım sayılar konusunda. 39 değil mi? Peki 80 neydi? 80 değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? 39 Euro 80. Ancak öncelikle sorusunu soralım. Şimdi burada çoğul durum söz konusu olduğu için was kosten ya da wie viel kosten yapılarından birisini kullanıyor olmam lazım. Dilerseniz ne diyelim? Wie viel kosten diyelim. Ne olacak o zaman burası? Wie viel kosten die Bücher değil mi? Fiyatların ederi, düzeltiyorum. Kitapların ederi nedir değil mi? Wie viel kosten die Bücher? 39.80. Az önce de söylemiştik. 39,80 Euro. Dolayısıyla die Bücher kosten ne diyecekmişiz? 39 Euro. 80 neymiş? 80. Değil mi? Burayı cent desek de olurdu. Demesek de olur. Bu şekilde de bırakabiliriz. Demek ki kitapların ederi değil mi? Die Bücher kosten 39,80 derken 39,80 Euro. Sıra geldi son örneğimize arkadaşlar. Burada der Computer. Evet, bunun da değil mi? Computer neydi? Bilgisayar demekti. Bunda artikeli var. Neymiş? Der artikeli değil mi? Der Computer. Şimdi bu tekil bir durum olduğu için ne yapacağım? Was kostet ya da wie viel kostet yapısını kullanmam gerekiyor. Dilerseniz was kostet yapısını kullanalım. Bilgisayarın fiyatı nedir? Tabi burada artikel olduğu için belli başlı bir bilgisayar kastedilmiş oluyor değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? Was kostet der Computer ya da wie viel kostet der Computer şeklinde soracağım. Tabi burada parantez içerisinde verilen fiyat arkadaşlar benim böyle ortalama olarak yazmış oldum. Mutlaka bunun altında ya da üstünde bilgisayarlar mutlaka vardır. Şimdi 490,98 Euro diyeceğiz. Şimdi öncelikle bir 400'ü bir hatırlayalım. 400 neydi? 400 değil mi? Peki 490 490 virgül neydi? Virgül euro. Dolayısıyla euro. 98 diyecek olursak ne diyeceğiz? 98. Evet. Bunu şimdi cümleye oturtalım bu fiyatı. Ne diyeceğiz? Der Computer kostet ne diyeceğiz? 490. Değil mi? 490. Şimdi euro'yu kullanacağız. Euro. Bunu da yazdım. Alt satıra geçiriyorum. Bakın alt satıra geçtiğimde 98 diyeceğim. Dolayısıyla ne olacak? 98 Cent. Bunu kullansak da olurdu, kullanmasak da olurdu değil mi? Dolayısıyla bilgisayar, bakın burada artikel olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Bir şeyi gösteriyoruz değil mi? Bir bilgisayarı, bu bilgisayarın fiyatı nedir diye sorduğumuzda demek ki was kostet der Computer? Evet, was kostet der Computer? Bilgisayarın fiyatı nedir? 490.98 diyeceğiz. Dolayısıyla der Computer kostet 490,98 €. Değil mi? Sayılar konusunda ne demiştik arkadaşlar? Mutlaka sayıları bitişik yazmamız gerekiyor. Durum burada da zaten aynı. Ancak virgül olduğunda demek ki euro ile ne yapmış oluyoruz? Fiyatı ayırmış oluyoruz. 490,98 € demiş oluyoruz. Tıpkı güzel Türkçemizde de söylendiği gibi. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie viel kostet das Handy? Wie viel kostet das Handy? Das Handy kostet 100 €. Das Handy kostet 100 €. Wie viel kosten die Bücher? Wie viel kosten die Bücher? Die Bücher kosten 39,80 €. Die Bücher kosten 39,80 €. Was kostet der Computer? Was kostet der Computer? Der Computer kostet 490,98 €. Der Computer kostet 490,98 €. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde ne yaptık? Die Preise, yani fiyatlar konusunda ne yapmış olduk? Soruyu sormayı değil mi? Tekil mi, çoğul mu? Artı ne yapmış olduk? Fiyatları doğru bir şekilde telaffuz etmeyi değil mi? Miktarını artı fiyatlandırmayı söylemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.